Samsunhaber.com'dan herkese merhabalar. Bugün de yerel seçimlerde belediye başkanlarında değişiklik olsun diye Samsunlulara sorduk. Bakın ne cevaplar aldık. Hangi ilçede oturuyorsun? Kazım'da oturuyorum. Önümüzdeki yerel seçimlerde belediye başkanlarında değişiklik olmalı mı sizce? Muhakkak olmalı. Neden peki? Çalışmalar yoktu ondan. Örnek verecek olsun. Örneğin mevcut belediye başkanı milletvekili oldu gitti. Yani Samsunlulara danışarak milletvekili olmadı. Kendi kendine vekil oldu gitti. Burada ilk adımdan belediye başkanı var. Canik'ten belediye başkanı var. Bunlar dururken Bafra'dan belediye başkanının buraya getirilmesinin ne anlamı var ben anlayamadım. O yüzden değişmesi lazım. İlçelerdeki belediye başkanı. İlçe belediye başkanları kökünden değişmesi lazım. Çalışmaları beğeniyor musunuz? Beğenmiyorum. Hep şahsi menfaat çıkarları. Canik'te oturuyorum. Canik'te oturuyorsunuz. Önümüzdeki yerel seçimlerde belediye başkanlarında değişiklik olmalı mı sizce? Hepsi değişmesi lazım. Neden peki? Yeter bir başkası gelsin da. Nedir yenilik yani? Üç. Tabii yenilik olmalı. Yani babasının sandalyesi midir ki orada devamlı oturacaktı, orada şey edecek. Bir başkası gelsin. Üniversitede okuyanlar var buralarda, hep geziyorlar boşta. Gelsin bir başkası. Yani. Yenilik olduğu zaman nasıl bir sonuç çıkar sizce? Ya öyle zaman gösterir onu, ben bilemiyorum yani. Belki adam daha iyi yapar, belki daha kötü yapar. Ama yani yenilik her zaman iyidir yani. Burada? Ya. Atakum'da. Önümüzdeki yerel seçimlerde, belediyelerde, belediye başkanlarında değişiklik olmalı mı sizce? Olmalı tabii. Büyükşehir değişmeli artık. Neden peki? Yok, şehir içi ulaşımına bakın, o yeterli olur. Dayak yiyecek gibi otobüse binersin. Otobüs şoförleri öyle olur. Ondan sonra hizmet veriyorsun. Bir saat, bir buçuk saat beklersin durakta. Değişmesi lazım belediyenin. Hangi ilçede oturuyorsunuz? Samsun'da, Çarşamba'da. Önümüzdeki yerel seçimlerde belediye başkanları değişmeli mi sizce? Hayır. Neden peki? Memnunuz. Yani çalışmalarından çok memnunuz. Ne tür çalışmalar mesela? Faaliyetlerden yapılan bütün, etraftaki yapılan bütün kafeteler, gençlere önlük bayağı şeyler yaptı. Bütün ilçelerden bahsediyorsunuz. Tabii tabii, her şeyden yani çok memnunuz yani. Değişmemeli diyorsunuz. Bence de değişmemeli yani. İlk adımdayım. Peki, önümüzdeki yerel seçimde ilçelerdeki belediye başkanları değişmeli mi sizce? Değişmeli. Neden peki? Kan değişikliği olsun. Yenilik olmalı mı diyorsunuz? Daha yenilik olsun, daha fazla yenilik olsun diye. Peki hangi ilçelerde değişmeli? Örnek verecek olursanız. Canik ilk adım. Mesela ilçe olarak. Atakum iyi. Şey de iyi, büyükşehir de iyi. Atakum'da. Peki yerel seçimlerde hangi belediye başkanları değişmeli? Sizce değişsin. Şimdikinden memnun değiliz de kim bilmiyor. Şimdikinden dediğiniz? Şu andaki olandan. Atakum belediye başkanı. Evet. Değişmeli. Bence bilmiyorum, değişmeli herhalde, bir şeyler yapmadı. Evet, Atakum için bir şey yapmadı. Hep yarımları tamamladı daha. Ha, belediye başkanları. Ne yapayım ben o zaman? Ben hepsini değiştireceğim. Hepsi değişmeli. Neden peki? Neden? Beğenmiyorum çalışmalarını. Benim oturduğum yerde yaya kaldırımda yürünmüyor. Buradaki belediye. İlk adım mı oluyor? Gazi Belediyesi diyoruz biz. Hiç çalışmıyor. Tamam mı? Bu belediye ben oy vermeyeceğim. Çünkü niye? Benim yürüdüğüm yolda inan vallahi şehrin merkezi ya. Bahçelievler. En güzel yer. Devlet Su İşleri yanı git. O kaldırımdan yukarı bir çık da göreyim. Ben mesela şeyde oturuyorum. Gazi Ortaokulu var ya, onun bitişinde okuyorum. Evvelden otobüs vardı. Şuradan otobüse binip evin önünde iniyorduk. Biz oraya durak olsun diye şey yaptık, istedik. Onlar otobüsü kaldırdılar. Oraya otobüs yok. Şimdi meskenlere otobüs yok. Ama şeye, duruş yere 20 tane otobüs var günde. Bu şimdiki belediye başkanı ismi ne? Erdoğan Tok. Oy yok onda. Benden ona oy yok. Erdoğan Tok'a benden oy yok. Yerel seçimlerde hangi ilçelerdeki belediye başkanları değişmeli sizce? Ya da değişsin mi? Yok, memnunuz belediye başkanımızdan. Yani yeni belediye başkanı geldi şu anda ama
Bilemiyorum tabii o neler yapar. Görmedik daha şeylerini. Görelim. Ondan sonra kararımızı veririz. Önümüzdeki yerel seçimlerde belediye başkanları değişmiyor mu sizce? Ben Salih Bozan'a bağlıyım. Salih Bozan'ın değişmesini istiyorum. Neden peki? Hizmet yok ki. Hizmet yapmıyor partiye göre. Salih Bozan'ın değişmesini istiyorum. Evet. Ben Salih Bozan'lıyım. Gidin yollarımıza bir tane bakan yok. Hiç ulaşacağımız bir yerde yok. Git belediye, gel belediye. Bugün yarın, bugün yarın. Bacak bacak üstünde oturuyorlar Salih Bozan'da. Halil Akgül, belediye başkanı. Ama bir şeyler yapıyorsan adam gibi yapacaksın. Yapamıyorsan kalkacaksın, gideceksin. Buradaki ilk adım için mi soruyorsunuz yoksa başka yer? Ya çalışan başkan değişmez. İlk adım başkanı ben seviyorum yani. Çalışıyor ona, oyumuz ona. Peki diğer belediye başkanlarını değerlendirecek olursanız? Vallahi onları pek şey yapmam da ben ilk adımda oturduğum için Erdoğan Tok'un çalışmalarını beğeniyorum. Faruk Tane. Hiç. Yerel seçimlerde belediye başkanlarında değişiklik olsun. Yerel yönetimlerde belediye başkanlarda değişiklik olsun mu? Başkanların değişmesi belediyede hizmeti değiştirir mi dersin? Öyle bir şey olabilir mi? Mantıklı geliyor mu öyle bir şey? Bilmiyorum. Eğer hizmette faydalı olacaksa öyle olsun diyeceğim ama alternatif ne getirecek, ne önerecekler mesela? Programları nedir? Ne değişiklikleyecekler? Değil mi? Mesela bu. Hangi ilçede oturuyorsunuz? Ben ilk adımda oturuyorum. Peki, önümüzdeki yerel seçimlerde belediye başkanlarında değişiklik olmalı mı sizce? Vallahi ilk adımda belediyesinde biz memnunuz. Eski belediye başkanından biz memnunuz. O adam canlı, çalışıyor. Allah için yani. Yine ona şey yapacağız yani. Yani başka şu anda aday yok galiba. Bilmiyoruz. Diğer ilçelerde değişiklik olmalı mı? Vallahi onlara bir şey diyemem. Bizim için ilk adımda Erdoğan Tak yani Allah için çalışıyor. İlk adım. Peki, önümüzdeki yerel seçimlerde Samsun'daki belediye başkanları değişmeli mi? Samsun'daki belediye başkanları değişmeli mi? Hepsi mi? Hepsini mi soruyorsunuz? Tabii değişimde hayır vardır. Değişim her zaman bir taze başlangıç olabilir. Yani olabilir yani. Tabii değişmesi belki bir yeni ufuk açabilir yani. Her zaman değişimden yana olmamız lazım. Banfra'da oturuyorum. Önümüzdeki yerel seçimlerde belediye başkanlarında değişiklik olmalı mı sizce? Banfra için şu anda Hamit Kılıç başkanımız geldi. Bence çok güzel çalışıyor. Yani çok güzel yollar yapıyorlar. Çok güzel yaptırımlar var. Etkinlikler, ücretsiz otopark. En önemlisi cenaze işlemleri ücretsiz oldu yani Bafra'mız için. Çeşitli otopark alanları çok mükemmel oldu. Yani Bafra'daki belediye başkanımızdan şu anda memnunuz. Onun da kazanacağına inanıyoruz yani Allah'ın izniyle. Bu yani. Çarşambalıyım. Önümüzdeki yerel seçimlerde hangi belediye başkanları kalsın ya da gitmesini ister misiniz? Yenilik ister misiniz? Vallahi ben belediyede hiçbir işim olmadığı için benim için fark etmiyor. Hangisi gelirse gelsin. Hizmet yapan gelsin de. İlk adım. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde belediye başkanlarında değişiklik olsun mu olmasın? Ben olsun istiyorum. Neden peki? Maksat bir değişiklik olsun ya. Hep aynı o sandırıcı olmasın yani. Ya ne gibi değişiklikler olsun? Belki yeni gelen daha iyi çalışabilir. Hizmette mi değişiklikler olsun? Tabii hizmet hususunda olsun. Ne olursa olsun yani. Bir değişiklik olsa daha iyi olur. Olmazsa öte tarafa. Ne olacak yani? Sonuç...